Öğretim kurulu olarak bir aileydik ve gerçekten çok büyük zorlukları aşarak bugünlere geldik. Bu zorlukları aşarken de sizlerin desteğiyle, sizlerin dualarıyla hep beraber Balıkesir Spor'u şampiyon yaptık. Bu şampiyonluk çok zor bir şampiyonluk oldu. Burada sezon başına itibaren biliyorsunuz sezona Mesut Gülses hocamızla başlamıştık. Mesut Gülses hocamıza ve ekibine, futbolcu arkadaşlarımıza, İsmail Ertekin hocamız ve ekibine, kulübümüzün masörü, malzemecisi, altyapıdaki arkadaşlar, kulüp müdürümüz, müdür yardımcımız, bahçıvanımız, aşçımız, herkesin, yönetim kurulunun herkesin emin olun bu şampiyonlukta bir parça da olsa emeği var ve bu arkadaşlarım için de tekrar sizlerden bir alkış rica ediyorum. Bakın, bu şampiyonluk öyle bir şampiyonluk ki Of deplasmanına giderken sabah 8.30'da kulübün basıldığı, yani emniyet güçlerince, polislerce kulübün basıldığı ve kulübün sadece bir tane yönetici, bir tane kulüp müdürü ve 7 tane taraftarla deplasmana gittiği bir sezonda yaşanan bir şampiyonluk. Bu şampiyonluğun yerini hepimizin bilmesine yetiyor arkadaşlar. Şehir olarak birbirimize ne kadar kenetlenirsek bu şehri, bu takımı emin olun daha ileri noktalara götüreceğiz. Sayın Belediye Başkanım, Allah razı olsun, bizlere çok güveniyor. Biz de kendisinin güvenini boşa çıkartmamak için elimizden gelen maksimum gayreti gösteriyoruz. Kendisi sağ olsun, yani belediye başkanımız emin olun sahip çıkmasa bugün bu takım bu noktalarda olmaz. Ve bunun için de yine Sayın Başkanım'a çok teşekkür ederim. Tabii şimdi de merak edilen, konuşmamı fazla uzatmak istemiyorum. Merak edilen bir takım konular var. Basında da bazı şeyleri işte duyuyoruz, okuyoruz. O konularda transferle ilgili bir iki ufak bilgi vermek istiyorum size. Bildiğiniz gibi kalecimiz Ahmet Şahin, Caner, Rıza, Hasan Atipoğlu, Ali Akburç, Mustafa Şen, Hüseyin Kar, Ertuğrul Aslan, Deniz Vural, Ali Öztürk de yine bu sezon yollarımıza devam edeceğiz. Yine Gençler Birliği'nden hepimizin çok sevdiği oyuncumuz Mustafa Kayabaşı'yla 3 yıllık anlaştık. Turgut Spor'dan Raşit Sevindir'le anlaştık. Yine Çaykur Rizespor'dan tecrübeli stoper Murat Sözgelmez ile anlaştık. Onun dışında şu an isimlerini vermeyeceğim ama mevki olarak söyleyeyim. 6 tane daha oyuncu arkadaşımızla önümüzdeki hafta içerisinde sözleşme imzalayacağız. Bunların mevkileri bir tanesi kaleci, 2 tane sol bek, 1 tane ön libero ve onun dışında da Balıkesir halkını emin olun ayağa kaldıracak. Şu anda 3 tane de yabancı oyuncuyla görüşmelerimiz sürmekte ve inşallah Sayın Başkanım'ın dediği gibi Balıkesir Spor'u en kısa sürede büyük süre çıkarmak için gerekli çalışmaları yapacağız. Ben buradan şahsım ve yönetim kurulum adına bizlere gösterdiğiniz teveccühten dolayı hepinize iyi akşamlar diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah mahcup etmesin. Allah inşallah Süper Lig'e çıkmayı nasip eder. Gündemin 10. maddesi yeni seçilen yönetim kuruluna amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde kulübü ödeme güçlüğüne düşürmeyecek şekilde borçlanması konusunda yetki verilmesi. Arkadaşlar biz kulübü devraldığımızda yaklaşık 600 bin lira civarında borcumuz vardı. Borçla devraldık. Yanlış hatırlamıyorsam. Bugün futbolcuların prim borcu haricinde başka bir borçları yok diyebiliyorum. Doğru mu Tuna Başkan? Evet, kulübümüz de şu anda hem iki lig atladı hem de ekonomik yönden, mali yönden bu durumda. Şimdi bu 10. madde konusunda yönetime yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. 11. madde,
Balıkspor adına proje başvurusunda bulunmaya, sözleşme ve diğer belgeleri imzalamaya, proje teklifi destek almaya, hak kazanılması halinde proje faaliyetlerini yürütmeye, yetkili olan kişi veya kişilerin belirlenmesi konusunda yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 12. maddesi, kulübün ödül, yardım ve ceza talimatları ile diğer ihtiyaç duyulan talimatlarının hazırlanması ve ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 13. madde, üye yıllık aidatı ve giriş aidatının tespitinin görüşülmesi. Buyurun Tuna Başkanım. Evet, Tuna Başkanım şöyle bir önerisi var. Aylık 10 lira, yani yıllık 120 lira. Giriş aidatının da 100 TL olması yönünde sözlü önergesi var. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 14, dilek ve temenniler. Söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Evet, muhtarım Gazi Osman Paşa, muhtarım.